Bir yorumlardan yorum beğen var. Normalde size bunu seçtiririz. Ama bu sefer ben sizin için seçtim. Buyurun efendim, buyurun. Bir yorumlardan, Ekşi Sözlük'ten de, yorumlardan, yorum beğenden bir tane yorumu alalım. Evet, bunu bir yüksek sesle okumanızı rica etsem. Sizin için yazılmış çok tatlı bir yorum. Ben bunu biliyorum. Bir küçük kız var. Evet, ben bunu biliyorum. Bir küçük kız var. O küçük kızın elinde bir adet dergi. O derginin kapağında Burak Kut. Sene bilmem kaç, kız olsa 7-8 yaşında. Daha o yaşta platoneye bağlamış küçük kız. Durmadan o derginin kapağında gözleri. Ya uzun. Evet. Yani bu aslında bir... çok şeker. Kız çok... Yani Burak Kut'a hayran. Ekranda da görüyorlardır herhalde. Evet, Burak Kut'a hayran. Böyle bir nesil vardı hakikaten. Şimdi benden bu yeni bir şey aslında. Demek ki evet, halen var. Hanımefendi. Hanımefendiyi biz bulduk. Evet, ben Ekşi Sözlük'le tabii çok seviyorum o arkadaşlarımı. Hayır, biz o kızı bulduk. Gerçekten mi? O kız büyümüş. Evlenmiş. Çoluğa çocuğa karışmış. Hani ilkokul öğretmeniniz geliyor gibi. Biz o kızı bulduk. Buyurun efendim. Gittik evine. Buyurun. Gerçekten mi? Yıllardır Burak Kut hayranlığı olduğu bilinen Zeynep Hanım'a ulaştık. Kendisini bulduk. Benimle oynama. Söyledim sana şansını zorlama. Uğurlar olsun benimle oynama. Merhaba. Zeynep Hanım'a bakmıştık ama. Ben eşiyim. Ben Tankut. Tankut Bey, kendisinin Burak Kut hayranlığı ile ilgili bir kısa röportaj yapacaktı kendisi. Gerçekten, yani buraya Burak Kut için mi geldiniz? Birileri geliyor ve geldiği ilk kullandığı cümle Burak Kut mu? Girmemize müsaade var mı acaba? Gelin, buyurun. Zeynep Hanım, Burak Kut'a olan hayranınızın sebebi nedir? Hayran olunmayacak bir adam mı yani sizce? Sorduğunuz soruyu duymamış olayım. Eşiniz bir şey demiyor mu bu kadar fotoğrafının olmasına? Yo, ne diyecek yani? O da alıştı artık. O da seviyor hatta. Buzdolabına gideceğim. Su alacağım ya. Karşımda adam. Bir bakar mısın lütfen? Ben su içerken bu adama bakmak zorunda mıyım? Elimi nereye atsam çıkıyor adam ya. Nereye atsam çıkıyor. Nereye baksam bu adam var ya. Çıldıracağım. Birlikte konserlerine gidiyoruz Burak Kut'un. Çok severiz. Ailecek bayılırız yani. Konserine gittim sırf onun gönlü olsun diye. Yani orada kulaklık takarak Selami Şahin dinliyorum ben. Burak Kut'u değil. Çünkü Burak Kut zaten her yerde. Ben seviyordum. Ama onun bana karşı olan ilgisinin bütün sebebi Kut. Benim adım Tankut. Soy ismim Kut. Sırf bu yüzden beraberiz. Ben Burak Kut'u çok seviyorum diyorum. İnanmıyorsunuz yani. Her yerde Burak Kut posterleri var. Şu hali bir bakar mısın? Ya ben nasıl daha devam edebileceğimi bilmiyorum. Her yer Burak Kut. Burak Kut. Adam Yunan heykeli gibi ya. O kadar yakışıklı ki. Kelimeler yetmez. Anne. Efendim oğlum. Çocuklar durmuyorlar. Ya alabilir miyiz içeri çocukları? Gel yavrum gel. Oğullarımı tanıtayım. Berkut, Erkut, Aykut. En çok da bunu benzettim. Ya Burak Kut'a benzemiyor mu ya? Ay yerim seni. Çok yakışıklı. Burak Kut hayatımızda. Çık. Çok tatlı. Çok bir tatlı. Neslin, daha sonraki nesiller de var ama bir neslin kadınlarının ilişkilerine ve evliliğinde mutlu olmamasının sebebi bu adam. Aşk olsun ya. Bu yakışıklıkla Bebeto falan demelerinden gına gelmedi mi artık? Yok gelmedi de yani ben bunu böyle tekrar düşmeyi seven biri olmamakla beraber evet. Bu hani çok sorular soruluyor ya, yıllar yılı bu işi yaptığım için otomatik cevaplarım da var ama bazı şeyleri de özellikle söylemek gereği duyuyorum. Ya yani bu yakışıklılık, güzellik meselesi benim için çok göreceli bir şey. Hani şey diyebilirsiniz, sen iyisin tabii ki göreceli ama öyle de değil. Hani insan, ben kendimi böyle hani bu tabii ki bir mizansen ekibinizden kişiler de var çok tatlı. yani o parantezi de açacağım. Onun üzerine bir şeyler söylemek istiyorum. Devam eden bir sevgi var çünkü. Şey diyorum ben, yani kendim mi yarattım ki evineyim diyorum. Anlatabiliyor muyum? Tabii ki insan da bakacak kendine yani bu emanet bedene falan. O yüzden hani böyle bir, hala bir şey oluyorum yani. Yok şöyleymiş de böyleymiş de şakayla karışık Yunan heykeli falan filan. Ben öyle görmüyorum kendimi.
ama fiziksel avantajlarım olduğunun farkındayım. Ama hani bununla anılmak nereye kadar iyi onu bilmiyorum mesela. Yani kariyerimin başında sıkılıyordum bu işten. Ya. Sebebi ise çünkü ben böyle okumaya falan meraklı biriyim. Yani öğrencilik hayatımda da araştırırdım. Yani çok gelişmeye, bilgiyi aç derler ya. Öyle yaşamımı öyle sürdürüyorum. Hep bilgi peşindeyim. Fiziksel özelliklerini öne koyduğun haksızlık. Zaman şey oluyor o zaman. Hani ya bu da şey ama hani affedersin hani hoşama kafası çalışmıyor gibi bir şey zannedilir yani ya, bazı hanımefendilere de saç renginden dolayı da bunu yaparlar onun gibi. O yüzden böyle bir rahatsız olduğum zamanlar olmuştur. Videonuza dönecek olursak bu şu şekilde devam ediyor şu anlarda. O çocuklarla beraber konsere geliyorlar. Gerçek hayranlarım. Eşleriyle beraber geliyorlar. Çok güzel anılarını anlatıyorlar. Yani hani bir erkeklerin düşman gördüğü demeyelim ama rakip olarak gördüğü biri olduğumu tabii ki duyuyorum. Ama benim ilişkim farklı dinleyicilerimle. Ben az yemek yiyen biri olarak hani illa bilmem ne bir ama şimdi benim tabii az yemek yiyen biri olarak diyorum gerçi ama benim maddi durumum insanların çoğunun Türkiye'nin yüzde kaçındayız bilmiyorum ama yani bir azınlıktayız ki istediği yemeğe yiyebilecek, ulaşabilecek şeyi olacak. Onu soracağım. Şimdi bu pazardaki teyze akşam pazarına giden ya da işte 2 lira için orada pazarlık eden çünkü onun için önemli bir şey o. O teyze burada var ve toplumun büyük bir kesimini temsil ediyor. Burada Ayhan Sicimoğlu bu programları yapıyor işte. Ülkeleri dolaşıyor ya da bir yemeğe kolay erişilemeyen bir yemeği orada anlatıyor. Çok da güzel anlatıyor. Orada son zamanlarda sızlayan bir yaranız oluyor mu bunu yaparken? Olmaz mı? Yani bu rahatsız etmeye başladı mı sizi? Etmez mi? Etti tabii. Yani bindiğim otomobillerin şeyinden bile rahatsız olmaya başladım. Yani hani bilmesem mi acaba hani yani var. Ve size bir şey diyeyim mi? Çok enteresan. Ya onlar arttı ya ben yaşlandım ya da ikisi birden. Demlenme de böyle bir şey. Empati kurma yeteneği artıyor ya. Bu yaşlanma değil, demlenme bence. Bir de şeyi çok enteresan. Bakın yaşlanma deyince ben zannederdim ki sabır şeyi seviyesi yaşlılıkla beraber aynı şeyde çıkacak. Yaşlanınca tam tersi meğerse. Yaşlandıkça sabır etme şeyim azalıyor. Böyle gidiyorlar. Maliyet. Çünkü şey diyorsunuz ya ömrüm azalıyor. Ben buna mı katlanacağım diyorsunuz? Bunu mu dinleyeceğim 10 dakika? Ederim. Bir dakikalık işi 10 dakikada dinliyorsunuz. Birini affetme şeyi de azalıyor. Ha öyle mi? Evet. Affedemiyorsunuz. Çünkü vaktiniz yok artık. Yani onu yani bir kere bir hata yaptı. Peki affettin. Sonra bir de huyluğundan biliyorsun vazgeçmez. Bir daha yaptı. Ay Allah büyüklük bende kalsın. Var ya meşhur laf. Büyüklük bende kalmasın abi. Kalmasın mı? Hayır. İkinci de keseyim onu. Hayatımdan. Kendim için. Onun için değil. Peki bu kadar yaşamıştık, bu kadar torbanıza, heybenize. Hani çerçi torbasındakini satarmış ya. Sizin torbanızda çok satacak şey var. Yani o torbadan bir şeyler satmaya kalksanız bulamazsınız neyi satayım diye. İşini karıştıracak. Peki ya bunu da ben ne diye deneyim dedim. Dediniz bir şeyler daha tabii çok ki. Ne? Hayır. Ne gerek varmış? Tabii ki oldu. Mesela örnek verip örnek isteyeceksin şimdi. Lütfen hani maliyet hesabı yaparsak ne gerek varmış bu maliyete? Bazı ülkelere gittim ama gitmesem de olurmuş dedim. Bir tane söylesene de boşuna gitmeyelim diye. Sizin gözünüzle. Ayıp olur ya. Evet politik doğrucu olmayacak farkındayım ama burada mesela turistik amaçlı sorduğumu düşünün. Param var boşuna harcamak istemiyorum öyle bakalım. Yani politik doğrucu olarak bakmayalım ekonomik olarak bakalım. Söylemeyeyim onu. Peki. Yani, merak ettim. İçeride alırım ama. İçeride gizlice tamam. Söylerim kulağınıza. Yani burada söylemeyeyim. Yani şey olur. Tamam. Haksızlık olur. Tamam, değil tamam. Mi? Yani şey doğru. Şey, haklısınız. Vicdan. İşte olmaz. Bakın bu da vicdan. İşte bakın bu da şey. Hayır etik yani, olmaz. Yani hayır. Bu iyi bir şey. Yani siz diyorsunuz ya yaşla beraber böyle oldu. Hayır hala duruyor o vicdan. O doğrucu taraf duruyor. Vicdandan yapmadım bunu. Etik değerlerden yaptım. Yani vicdanın o konuda bir şey yapmazdı. Sertimdir bakmayın. Gucunmazdı ama etik olarak doğru değildi. Yani o insana, o halka haksızlık olur. Annenizi kaybedeli ne kadar oldu? 82'de kaybettim. Hesaplayın. Çok olmuş. 40 yıl. 40 yıl. Yok 40 yıl değil. 82'de yani yıl 82 mi? 1982. 40 yıl olmuş. 40 olmuş mu? Tabii. Ayhan Bey göz açıp sesini hatırlıyor musunuz?
Bir dakika dur, 82 diye annemi ne zaman kaybettim ya? 40 yıl oldu mu? Olmaması lazım. O kadar çabuk geçiyor mu ya hayat? Şey soracağım, bu halinizi gördüm. Yani Ayhan Sicimoğlu olduğunuz zamanı böyle herkesin sevdiği. Onu gördü mü anneniz? Evet, gördü. Onu soracaktım. Gördü, şey oldu. Ama şey yapmadı çok. Benim oğlum Ayhan Sicimoğlu'dur falan gibi bir şey yaptığını sadece zannetmiyorum. Sadece merak ettim. Bazen böyle iyi şeyler yaptığınızda insanlar sizi bu kadar sevin. Hani hiç annenize dönüp anne bak diyor musunuz? Hayır, çünkü annemin zaten ben en favori evladıydım. Kaç çocuğu vardı? Üç. Üç kardeş. Bir ablam var, bir de ufağım erkek var. Annemin en favori evladı. Diğerleri bunu biliyor değil mi? Biliyor tabii. Onunla yanında söylerdi. Aa, ne ilginç ya. Benim en favori çocuğum, evet, diye. Evet. En iyi dondurma hala Roma'da mı? Nerede? Roma'da. Her zaman. Fakat bir tane daha keşfettik şeyde, Nice'de, ama adam da İtalyan yapan. Şimdi bizim bu konuya bir çare bulmamız gerekiyor, bir çözüm getirmemiz gerekiyor. Çünkü senin de ekibinde çalışıyor Ceyhun değil mi? Evet. Şimdi benim yerimde gözü var. Bir şey söyleyeyim, ilk programımı çekmeye başladığımdan beri benim de ona tek kurduğum cümle, benim de yerimde gözü var. Neden böyle bir hissiyat var sence seninle bende? Yani biz mi arızayız, yoksa Ceyhun gerçekten haris ve yani böyle şey biri mi, böyle insanların yerlerine oynayan biri mi? Ya bence bizde bir sorun yok, sıkıntı yok. Bence sıkıntı Ceyhun'da diye düşünüyorum. Çünkü ben bunu çok düşündüm. Bak 4 yıldır 5. sezona girdik. 5 sezondur düşünüyorum. Sonra elime bir belge geçti. Orada işte hani böyle bir ampul yanar ya kafanda. Ben bugüne kadar aslında kurduklarımda haklıymışım. Benimki kuruntu değilmiş dersin ya. Öyle bir şey yandı. Yani bir yandı yani. Bir yandı. Onu ben de yaşadım sette. İşte bak şimdi bak. Tabii. Göreceksin şimdi. Merhaba, ben Ahusun. Bir Şansım Olsa programının sunucusuyum. Hayatta verilen bazı kararlar, pişmanlıklar ve keşkeler... Unuttum. Ama olmaz ki böyle. Ne oldu ya? Çok baskı var. Çok baskı var. Çok baskı altındayım şu anda ben. Yıldırım, ne olur bunu bana gönderir misin? İfşa edeceğim. İşte oldu. Çünkü sadece Ahu'nun onu sosyal medyada, Instagram'da falan yayınlaması değil. Al işte bak. He? Kamu televizyonculuğu kapsamında. Bir de o Türk kadar artık kendini kaybediyor ki. Ben de aslında aracın içindeyim. Benden önce falan attı kendini yani. İnanılmaz bir şey. Yer gösterilecek. Mesela ışığım yapılıyor. Geçeceğim hani görüntü yönetmenimi. İşte böyle ışık tamam mı falan filan diyeceğim. Ben geçemiyorum ki. Ceyhun orada. Öyle. Şimdi o zaman Şafak ve Mahperi ile bu konuyu konuşmak, evet, gerekiyor. Yani çünkü Ceyhun faktörü diye bir şey artık, evet, değil mi? Evet, var. Evet. Evet. Zam istiyormuş. Herkesin yerine geçiyorum ben diyor kulağıma. Bir konuşun da diyor, zam yapsınlar bana diyor. Canım benim. O kadar o konuşmayla olsaydı ben Ali Can'dan alırdım o zamı. Şu anda %200 zam yapmıştı bana. Yok öyle. Bir şansım olsa rating rekorları kırarak... Yükselerek, coşarak, koşarak gidiyor. Şükürler olsun. Yani çok mutluyum. Bu ekibin içine adapte olabildiğim için, bu programı sunduğum için, hayatımın herhalde en keyifli dönemlerinden birini yaşıyorum. Maşallah. Ya, çok seviyorum. Ne güzel. Bu programa aşığım, öyle söyleyeyim. Ratingler de çok iyi gidiyor. Seyirci seviyor, izliyor sağ olsunlar. İyi gidiyor. İyi gidiyoruz maşallah. Vallahi değil mi? Nazarlar. Evet. Gerçi burada değmez, evet, ya. Değmez. Biz de fena gitmiyoruz Ahucum ya. Çok. Kaç? 5. sezon. 5. sezon. İnşallah sana 50 sezonlar böyle. Kraliçe sensin. Benim 50. sezonum, senin demek 55. sezonum olacak yani. Yani sana 50, ben artık ya 55 yıl daha burada mı pinekleyeceğim? Ama seviyoruz. Ali Can'ın zam yapmadığı maaşla. Yok ya, ben artık böyle daha böyle şeylerde çok para kazanmak falan istiyorum. Öyle yerlerde olayım. Sen 50 sezon yap onu. Peki. Orada yani. Bence güzel. Ama Aslı Şafak, seviyoruz seni. Ben de öyle çok seviyorum. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Şimdi Ahus'un, biz ilk sezon mu aldık seni, evet, Ahu? İlk sezon bize konuk geldi. Yani bundan 4 yıl önce konuk geldi. Ve o zaman üzerinde bir tütü etek var Ahu'nun. Ben dedim ki, ay eteğin ne kadar güzel programdı. Ben onu dediğimi unuttum. Ya, unuttum ben onu, eteğin ne kadar güzel. Ahu bunu 4 yıl unutmamış bak.
Sen şu hatır şinaslığa bak, sen şu değer vermeye bak, sen şu zarafete bak, sen şu güzelliğe bak, sen tut. Buraya Haziran ayında fotoğraf çekimine geldiğinde, yani yeni bu Bir Şansım Olsa Show TV'deki, eteği de koymuş oraya, Mahberi'ye veririm Aslı'ya ulaştırır diye 4 yıl sonra. O eteği, biz o gün karşılaştık, bana eteği kendi elleriyle verdi. Ben bir şey duygulan. Ya ne tatlı bir kadınsın, nasıl bir şey bu, böyle var mı senin, soyun tükendi. Tatlı olan sensin. Ben onu evet Mahberi'ye vermek üzere getirdim sana ulaştırır diye. Fakat sen o gün ne yaptın? Benim ilk günümdü. Geldin, beni kucakladın, ay, ay, hayırlı olsun dedin, uğurunu, şansını bıraktın. Bence senin de soyun tükenmek üzere. Aa, yok. Ondan sonra eteği bana verdi. Belki de ondan dolayı mı verdin? Sen aslında onu bana getirmemiş miydin? Sana getirdim. Ve hiç giymedim. Onu hiç giymedim. O etek bana biraz bol geldi, onu yaptıracağım. Tabii. Ondan yani sonra. Çünkü sen benden 50 beden falan küçük oldun. Şey, giyecektim bugün ama araya yaz girdi ya, onu bir türlü yaptıramamıştım. Çok yakışacak ondan sana. Dolayı giyecektim, yoksa giyip gelecektim. Peki şimdi seninle ilgili konuşurken Bir Şansım Olsa'yı falan konuşacağız ama biz Ceyhun'la bugün, Hande dedi ki şans üzerine konuşayım. Ben ama herkes Ahu'yla bu aralar şans üzerine konuşuyordu. Ben öyle şans üzerine falan konuşmak istemiyorum. Ben dedim onu görünce aklıma gelen tek şey iyimserlik dedim. Ceyhun da evet dedi, iyimserlik. Bu kadar iyimser, bu kadar hayata iyi tarafından bakan biri olmak bu doğuştan mı geliyor, öğrenilebilir bir şey mi? Ben kendim bildim bileli böyleyim. Bu tarafımla da çok mutluyum. İyiliğin çok özel bir şey olduğunu düşünüyorum. İyi olmak için yaşamıyorum. Hayatı çok seviyorum. Geçmişe takılmak, bugünde olan olumsuzla yaşamak yerine yarın için umutla adım atmak çok keyifli bir şey. Bu da beraberinde bence iyiliği getiriyor. İyi bakmayı getiriyor. Hı hı. Hayatı çok seviyorum. Yarına sıkı sıkıya bağlıyım. Yaşanan her şeyin tecrübe olduğuna inanıyorum. Kötü yaşanan her şeyin de tecrübe olduğuna inanıyorum. Çünkü bazen birileri size nasihatlerde bulunuyor. Diyor ki bak şöyle yapma, böyle yapma, böyle yaparsan öyle olur, öyle yaparsan böyle olur. O böyle bir kulağınızdan giriyor, diğer kulağınızdan çıkıyor. Ama öyle şeyler yaşıyorsunuz ki onlar çok sağlam tecrübelere dönüşüyor. Ben işte o noktada o tecrübelerimi çok seviyorum. Hı hı. Ve diyorum ki hadi. Babam öyle derdi, rahmetli babam. Bir şeye çok üzüldüğümde, hadi güzel kızım benim, yarın yeni bir gün derdi. Onu hep kendime motto yaptım. O yüzden iyilikle yaşıyorum. Yarın yeni bir gün mü oluyor? Evet, hep yarın yeni bir gün peki, oluyor. Peki delirmiyor musun? Deliriyorum. Çıldırdığın, delilendiğin, sinirlendiğin, oluyor. Yükseldiğin. Oluyor, olmamaya çalışıyorum. Hı. Çünkü şöyle bir şey, o bende çok nadiren olur. Olduğu zaman da mesela köprüleri yakarım. O köprüler yerinde kalsın diye kontrolümü kaybetmemeye çalışıyorum. Kendimi dengede tutmaya çalışıyorum. Çünkü şuna da karar verdim. O bir şeye çok sinirlendiğiniz zaman hiçbir şey hallolmuyor. Daha çok kırıp döküyorsunuz. Ama derin böyle bir 3-5 nefes aldıktan sonra, o sinirinizi geçtikten sonra daha doğru kararlar alabiliyorsunuz hayatta. Ben nefes almayı da öğrendim aslında. Yani o derin nefesler İyi geliyor insana. Onu deneyimledim. Dedim ki tamam. Böyle yap Ahu. Sakinlik güzel. Denge güzel bir şey. Zeytin ağacı gibi. Evet. Zeytin ağacı da dengede durur ya. Evet. Hem şifadır. Şefkatlidir. Şefkatlidir. Evet. Hem narindir. Ama hem de çok güçlü ve serttir. Evet. Yani diken, aslında diken de olabilir. İsterse bununla sarar. İstemezse batırabilir yani onun o sertliğiyle. İsterse şifa olur ya da biz onu doğru kullanırsak. Evet. Bize şifa olur. İşte yaprağının çayıyla, ürettikleriyle, ondan çıkanlarla ya da kuruyup gider. Evet. Kurusa da aslında bir şekilde var olmaya devam ediyor. Evet. Zeytin ağaçları çok iyi. Evet. Biz bu yıl zeytin ağacı diyoruz. Zeytin ağaçları için bir program yapmak istedik bu sefer. Ne güzel. Yani hep işte bir sana da çok yakışmış. Evet, Şafak Hoca'nın fikri bu zaten. Evet. Şafak Hoca ile Mahberi işte çok güzel planladılar. Ben de çok sevdim bu zeytin ağacı konseptini. Böyle şey, sana bu senin için bu arada. Çok teşekkür ederim. Ama biz ne rica ediyoruz biliyor musun bunu? Ben sana bunu vereceğim program tamam. sonunda. Bunu bahçen var mı? Bahçem yok. Saksı gibi bir şey. Bir yere ya da başka bir yere. İşte dikmeni rica tamam. edeceğiz ve bizi sosyal medyadan da paylaşırsan. Tamam. Şöyle yaparım.
oğlum var benim ve benim için çok kıymetli. Onun okulunun bahçesine dikerim. Ve bir dilek de dilerim. Lütfen. Onu dikerken. Olur mu? Onu kabul ederseniz. Olur. Hatta tamam. Onu dikerken dilek dile, ama şu anda biz buradaki göstermelik zeytin ağacımıza, bu hani aslında zeytin ağacı değil ama sadece dekor olan ağacımıza bunları yapıştırıyoruz. Gelen her konuğun dileği. Burada kendinle ilgili bir dilek dilemeni rica ediyorum. Tamam. Çok net, çok spesifik yazarsan eğer, bak kalemin de burada. Şimdi, İster şimdi, ister 5 dakika sonra, tamam. Canı yani program içinde ne zaman istersen, tamam. Dilemeni rica ediyorum orada. Tamam. Çok net ama böyle. Hani, tamam. Bir, yani dünya barışı değil. Tamam. Böyle bir şey. Tamam. Anladım. Bu barışı sembolize ediyor ama seninle, kendinle ilgili bir şey. Seve seve. Kendimle ilgili. Kendimle ilgili olunca böyle bir duraksıyorum. Niye? Kendin... Çünkü dilek hakkım olduğunda, iyi bir şeye hakkım olduğu zaman hemen mesela Ege ile Suat geliyor sadece aklıma. Sanki neden? Önce bilmiyorum. Neden ya? Bilmiyorum. Ben burada sadece kendimle ilgili rica edeceğim. Ya, uzun zamandır ilk defa kendimle ilgili bir şey dileyeceğim. Yani bu her şey olabilir tabii hayatında. Hadi sevin, bana ne borcun var ne de minnetini isterim. Hadi uçur, kaçır kendini, ben gereken acıları çekerim. Hadi sevin, bana ne borcun var ne de minnetini isterim. Hadi uçur, kaçır kendini, ben gereken acıları çekerim. Nerede Ceyhun? Zeytin fidanımız yok. Nerede? Nerede zeytin fidanı? Niye Mahir geliyor? Çünkü Mahir trafiğe takılmış. Zeytin fidanını Mahir getiriyor. Yani neydi? İnek içti, dağa kaçtı, yandı, bitti, kül oldu. Bak program sonuna kadar Mümin Hoca'ya vereceğim. Zeytin fidanı gelmemiş olursa Ceyhun. Ne yapıyoruz? Söyle, sen bana söyle. Hepimize tatlı ısmarlasın. Bu kadar ucuz kurtarmayalım. Bence yemek ısmarlasın. Yani zeytin fidanı bu program bitene kadar gelmiyorsa Mahir hepimize yemek ısmarlıyor. Bu zaten evet. Yeterince Mahir'e kalp krizi geçirtir. Evet. O para gidecek ya ondan. Hocam bu bar sandalyesine takıntınız nedir sizin? Bar sandalyesi şöyle oldu da programlara geldiğimizde
acaba bazen hani bar taburesi sadece bir bar taburesi değil midir diye düşünmeye başladım. Hani böyle bir terapi koltuğu düşünün. Böyle hı-hı, rahat rahat oturuyorsunuz ve sadece ne söyleyeceğinizi düşünüyorsunuz. Hı-hı. Ama burada bir bar taburesi görünce sürekli geldiğimizde bunun üzerine düşünmeye başladım. Yapımcılar burada bize ne demek istiyor? En sonunda bar taburesiyle hayat, bar taburesiyle başarı, bar taburesiyle kariyer arasındaki ilişkileri düşünmeye başladım. Ve gerçekten bar taburesi de hayat gibidir. Seviyesini ayarlayabilirsiniz. Yüksekliğini, alçaklığını, hangi seviyede yaşayacağınızı ayarlayabilirsiniz. Arkanıza çok fazla yaslanmanızda yarar var. Dengenizi ve dik duruşunuzu korumanız lazım. Yaslanınca böyle oluyor hocam. Şöyle. Gibi. Mikrofonu ezer miyiz acaba diye. Hayır, olmaz bir de şöyle durulur mu? Durulmaz. Şöyle. Ama bu sizin tabure belki. Yani normal bar taburesi için düşünürsek. Ha. Onun dışında hep bir dik durmayı ve canlı durmayı, konfor, rahatlık ve rehavete düşmemeyi de gerektiren bir şey. Yani bir canlılık ve dinamizm de veren bir şey. Bundan dolayı ilginç buldum. O zaman şimdi sizin bu başarı kavramlarınız, evet, başarının önündeki engeller, rağmenciler, rağmenler, evet, evet, bütün kavramlar, bütün kuramlar, her şeyinizi düşündüğümüz zaman tamam, aslında bar taburesi bunlara bir tık böyle bazı şeyler, o sizin disiplininiz var ya, sabah kalkıp iki saat yazma, öğleden sonra tık tık uykudan uyanıp iki, onlara falan da uyuyor gibi değil mi? Böyle bir hiçbir rahat bırakmıyor, hep böyle, böyle. Tabii tabii, hayat bar taburesi gibidir. Ha. Öyle çok fazla yayılıp gevşemenin, kendini bırakmanın yerine, yani daha doğrusu başarı, kariyer bar taburesine benzer. Bana göre hayat, hı hı, L koltuktur. Böyle yayıla yayıla elimde böyle şeylerimle, mısır patlamış mısırlarımla televizyon izlemektir bana göre hayat. Size göre bar taburesi. Yani niye Mümin Sekman bir kere bile bir insan kendini, hı hı, bırakmaz mı arkadaşlar? İki gündür iliğimi kemiğimi kuruttu adam. İki gündür adamla konuşmalarımız, yazışmalarımız, onu böyle yapalım, şunu şöyle yapalım. Adam o kadar disiplinli ve o kadar programlı, tabii bunu iyi anlamda söylüyorum ama yok, şey ki hani hiçbir şeyi şansa bırakmıyor. Tabii tabii. Şöyle, başarı stillerimiz arasında bir fark var ya. Evet. Yani siz daha spontan ve o anda ortaya çıkan kendiliğinden neyi seviyorsunuz? Ben de buna karşılık daha hazırlık, sistematik akıl, hı-hı, düzen ve metodolojik başarıyı seviyorum. Ben daha Alman gibiyim. Ben neyim? İtalyan mıyım? Ben neyim? Olabilir. İtalyan gibi olabilir. Ben yani böyle bir coşuyor bir şey hani deli ve... diyor bana, deli dedi şu an. Evet, evet. Evet. Yani spontanlık da bir başarı stili gerçekten. Her yediğimi yoğurt yiyiş şekli vardır derler ya, gerçekten de insanların başarı stilleri birbirinden farklı olabiliyor. Evet. Bu stil farkı. Yani sonuçta sizin ekolünüzle de başarılı olunuyor. Benim ekolümle de başarılı aslında olunuyor. Aslında benimkinde daha çok risk var hocam, değil mi? Tabii. Yani daha çok risk siz var. Siz doğal yeteneğe daha dayalı. Yani ha, mesela program içerisinde doğal yeteneklerinizle bir şey yapabildiğiniz için diyelim ki daha iyi oluyorsunuz. Ama hazırlıklı, çok daha fazla sistematik çalışan o programda o günkü modundan bağımsız olarak, hı hı, sırf çalışmanın ve hazırlığın etkisiyle daha sürdürülebilir ve garantili bir yöntem. Ama ben de çalışıyorum, ben de hazırlanıyorum programlara. Yani benim spontan olmam hazırlıksız olduğum anlamına, hı, gelmiyor. Tamam. Yani bunu ne yapacağız? Ben hazırlıklıyım. O zaman ördek metodu mu? Hayır, bir dakika, ben ilgili bir hiçbir zaman hazırlıksız programa çıkmıyorum ki. Şimdi sizin bu dediğinizde ben hazırlanmıyorum. O zaman niye bana hazırlık yaptığım için kızıyorsunuz? Ben hazırlanıyorum ama ben bunu bir şablona oturtmuyorum. Hı. Yani hazırlanıyorum, riskleri hesaplıyorum diğer taraftan ama o gün hayat ne getirirse ona evriltmeye varım. Hı. Yani. Tabii. Yani şöyle... Şimdi bir yandan hazırlık yapıp bir de plan yapmamak veya işte bir şablonu oturtmamak, hı-hı, o zaman işte imarsız bir bina yapmak, hı-hı, gibi, mimarisi olmayan bina yapmak gibi bir şey de olabilir. Evet. Tamamen sistematik gitmekse yaratıcılığa, kendiliğindenliğe, hı-hı, ortaya çıkacak ani fırsatları veya imkanları görmeyi de engelleyebiliyor. İşte kafanızda şablon varsa önünüzdekini bence göremezsiniz. Biraz ondan, biraz ondan, evet, ortaya doğru bir karma kesinlikle yapmak. Kesinlikle. Yani biraz hani boş bırakmayacak kadar hazırlık yapmak ama bir yandan da kendiliğindenliğine, hı hı, alan bırakmak gerekiyor. En doğrusu ikimizin ortası. Evet, anlaşalım. Değil mi? Ama ben hazırlanıyorum diyorum işte, ben onu anlatamıyorum. Tamam, ben de yani, boşluk bırakıyorum o zaman, anlaşalım. Ha, yani ben hazırlanmıyordum ki, ben oturup dersime çalışıyorum. Tamam. Dolayısıyla da yok, bir dakika, bu konuyu bir şey yapmamız gerekiyor. Ama o da ben önümü göreyim diyor. Şu konuları böyle böyle konuşalım diyor.
Ama belki o gün öyle bir gündem olacak ki mesela konu değişecek, hop, o da olabilir. Bu canlı yayıncılık, benimki canlı yayıncılıktan geliyor. Yani o eğilip bükülebilme hali canlı yayıncılıktan gelen bir şey, haberciliğin getirdiği tabii bir şey. Tabii ki bu spontanlık, evet, belirsizlik toleransı daha yüksek olduğu için günümüzün değişken dünyasına daha uygun olabilir. Ama benim ekolümde şöyle bir avantajı var. Almanlar benim gibi düşünür işte. Doğru. Sistematik akıl. Onlarda da bir statik bir yapı vardır ama dinamik değişkenlere de karşı, dışsal şoklara karşı bir yönetim de, şok yönetimi de o plana dahildir. Evet. Yani bu ekoller bunlar söylediğim evet, gibi. Evet, biraz mühendislik gibi görmek. Evet. Bilim için evet haklısınız. Bilim ya da bir takım sosyal bilimler için de geçerli, pozitif bilimler için de geçerli. Yani bu başarı ekolü. Orhan Pamuk'un kitabı vardı. Saf ve düşünceli romancı evet. diye. İki ayrı roman yazma ekolünün olduğunu anlatıyor. Biri saf romancı. Romana başlıyor. Nasıl bitireceğini kendisi bilmiyor. Karakterleri yazarken yaratıyor. Buna karşılık düşünceli romancı, yani daha mühendis romancı ise romana başladığı zaman karakterlerini listeliyor. Belki bir Excel açıyor, olayların akışını listeliyor. Sonra yazmaya başlıyor ve sonunu bilerek yazıyor. İkisi de bir ekol. Bunların biri doğru biri yanlış değil. Karakterine göre bir tarz seçmen iyi olabilir. O zaman seyirciye de soralım, bize yazsınlar diye evet. mesela yani siz hangisisiniz yani evet. siz mesela böyle mühendis gibi Mümin Sekman kafası her şeyi kurgulayarak ya da içinde hazırlık dediği evet, aşamaları evet. yoksa yine hazırlığını yapıp daha spontan hayata bırakanlardan evet. mısınız? Evet. Tamam ya hani bu zaten var yaptım hazırlığımı ben evet. bundan sonrasına evet. bakarım diyenlerden misiniz? Hazırlıksızlığı ben kabul etmiyorum çünkü. Yani bazıları evet. var ya ne hazırlanırım onu kabul etmiyorum. Evet. Şimdi oraya geleceğim işte. Tamam. Bir de bu üçüncü var ki hazırlanmıyor. Hı hı. Spontane davranıyor. Evet. İşte burada bir başarı gelir mi hocam? Burada başarı gelmez. Lakaytlık, boş vermişlik, işte kötü sonuçlar gelir. Yani spontanlık bile kendi içinde belirli beceriler gerektiriyor. Akışkan, zekalı olmanız gerekiyor ve konuyla ilgili hakim olduğunuz bir alan olması gerekiyor. Yıllarca yaptığınız, zaten kas hafızanızın olduğu, zihninizin paternini tanıdığı bir alan olması gerekiyor. Yani insanlara bakıyorsunuz, işleriyle ilgili temel yetkinlikleri, o kas hafızasını, deneyimi, paterni tanımayı, bunların hepsini oluşturmamış oluyorlar. Hani cin olmadan adam çarpma gibi. Temel yetkinlikleri ve yetenekleri kazanmadan spontanlık yapmaya kalkarsanız bunun adı lakaytlık oluyor. Çoktan değiştim, zordu ama alıştım. Savaşıp yenilmişim, inan umurumda değil. Güvenip yanılmışım, inan incitmez beni. Yalnızlık karıştı, kendimle barıştım. Ben çoktan değiştim, zordu ama alıştım. Bu saatten sonra yansam ne olur? Yağıyor yağmurlar. Olan olmuş artık dönsen ne olur? Sönüyor yangınlar. Bu saatten sonra yansam ne olur? Yağıyor yağmurlar. Olan olmuş artık dönsen ne olur? Sürüyor yangınlar. Bir daha kandırmam kendimi.
inandırım. Sevilip sayılmışım, inan umurumda değil. Bir hata mı yapmışım, o da tecrübem benim. Ne kazandım kaybettim, beni her gün mahvettim. Soğuyordum kendimden, ölüyorken fark ettim. Bu saatten sonra yansam ne olur? Yağıyor yağmurlar. Olan olmuş, artık dönsen ne olur? Sönüyor yangınlar. Bu saatten sonra yansam ne olur? Yağıyor yağmurlar. Olan olmuş, artık dönsen ne olur? Sönüyor yangınlar. Bir daha kandırmam kendimi, inandırmam. Bir kere Esmer Uğur olmaz, Esmer Serhat olur. Sarışın da Serhat olmaz, Uğur olur. Neden öyle tam bir şey? Tam mı ters? Bence olmaz. Serhat daha esmer adı değil mi? Vallahi bilmiyorum. Çok ilginç bir yerden çıktı evet, program. Evet, Serhat esmer adı. Ben arada sarışın olduğumu iddia ediyorum ama. Uğur sarışın olduğunu iddia ediyor. Evet, ben sarışınım aslında diyor. Sen hala yolunuza devam ediyorsun. Okuldan bu yana böyle. Evet evet. Bu kafayla. Sarışınım mı diyor. Hep mi öyle diyordu? Ben sarışınım diye mi dolaşıyordu? Ben sarışınım abi diyor. İnanıyorlar mı genelde? Şu an onu tartışmayayım ama bazı şeylerim vardı onunla alakalı. Ya tenim şey falan diyor. Açıktan diyeyim abi, ben sarışınım falan. Bir de şey derler ya mesela. Bir gözlüğü azıcık indirseniz. Tam da bu renk. Renklerimiz aynı mı bizim? Göz rengimiz yakın değil mi? Evet, çok yakın. Ha mesela şey deriz. Güneş de değişiyor, ışıklar güneş değişiyor. Kesinlikle. Güneş de açılıyor falan. Diyor musunuz öyle? Güneş de değişiyor diyor. Biraz değişiyor tabii. Ama eskisi gibi sarışınım şeyim yok. Öyle bir baskıda değilim yani. Ama esmer de olduğumu düşünmüyorum, bilmiyorum. Ya bence esmer Uğur olmaz. Serhat esmer olur. Allah Allah. Allah benim ben bunu benim, düşüneceğim. İlk defa senden bütün duyuyorum. Bütün Serhatlar esmer. O da olabilir. Tanıdığım Uğurların tamamı da böyle daha şey. Kumral. Kumral, evet. Mesela siz kendiniz sarışın mı addediyorsunuz? Kumral addediyorum. Addetme üzerine bir şey yazıyor orada. Evet. İkilemde kalma esprisini hala size yapıyorlar mı? Yapıyorlar. Maalesef ki. Yapıyorlar. Bu böyle gülüyor, böyle kalıyoruz işte 10 saniye birbirimize bakıyoruz falan. Artık şey cevaplar veriyoruz bu arada. Yani eskiden daha net açıklamaya çalışıyorduk ama artık kısa geçiyoruz mesela, yani. Mesela yani. Ya işte neden evet, ikilem ya da ikilem falan. İki kişi diye mi ikilem vesaire böyle yani o bitmedi o sorular. Evet. Bitmedi değil mi? Bitmiyor. Bir de şeydir bu klasik televizyon sunucusu. Neden ikilem? Bir de böyle sorar. Neden yani, ikilem? Neden? Yok hayır ben bunu sormuyorum ya. Geldiniz? Hakikaten sormuyorum. Nasıl bir araya geldiniz? Neden ikilem? İkilemin anlamı? İkilemde kaldığınız oluyor mu? Yeni projeler nelerdir? Ben 5 tane çıkardım işte. Sizde varsa şu an. 5 tane yaptım. Bize soru yok. Hocam bak. Bak hocam hiç soru yok. Bunların hep sizle ilgili bilgiler. Teşekkür ederim. Vallahi yok çok yani Allah için. Yani çok da bir bilgi yokmuş sizle ilgili. Biz astrolojide ay, güneş ve 8 gezegeni yorumlamak için kullanıyoruz. Bunlardan, bu 8 taneden 6 tanesinin retro olduğundan bahsediyoruz ve bir Amerikalı meslektaşımın araştırması son 50 yıl içerisinde sadece son 3 yılda böyle 6 gezegenin retrosunu bir arada yaşadığımızı söyledi. Ben de hakikaten bunu doğruluyorum. Dolayısıyla son 2-3 yıla da baktığımız zaman pandemi var ve yapmak istediğimiz şeylerle ilgili sürekli gerileme veya evet, geri dönüp bazı şeyleri düzeltip yeniden düzenleyip sonra yolumuza gitmeye çalışıyoruz. Sıkışmışlık hissindeyiz hep. Çok doğru.
Sanki iki adım ileri ama hı hı. bir adım geri gibiyiz. Bu yüzden tavsiyem en azından şu önümüzdeki bir aylık dönemde bazı şeyleri çok aceleye getirmeden, bazı şeyleri belki düzeltmek için evren bize diyor ki yani dur biraz burada kendine çeki düzen var. Ya da ben belki bir şeyi açıklayacağım. Henüz o açıklama noktasında değilsin. Al bunu bir daha gözden geçir. Açıklayana kadar daha belki ekstra bilgiler edinmen gerekecek. Sonra konuş. Ya da ne bileyim ben amirime bir rapor sunacağımdır. Fakat o raporda aslında bir şeyler eksiktir. Ben onun farkında değilimdir. Sanki biri bana diyor ki bura bazı eksikler var. Bunu sunmadan evvel sen bunu bir daha gözden geçir. Görünmeyen engeller. Topla. Evet. Dolayısıyla yavaşlatma. Bu niye var Allah kahretsin dememize gerek yok. Evrenle paralel ya da sistemle, ilahi sistemle paralel hareket ettiğiniz sürece sıkıntı yok. Yani bazı zamanlar vardır ileri gidersiniz, bazen biraz geri gidip düzeltip sonra ileri gidersiniz. Biraz akışkan olacağız, biraz teslim olacağız, şu biraz anda, kontrollü bir sakinlik içinde olacağız. Evet, bir şeyleri düzelteceğiz. Çünkü 6 gezegen 6 farklı burçta gerileme yapıyor. Zodyaktaki 12 tane burcun 6 tanesinde farklı gezegenler geriliyor olacak. Güneş gerilemiyor değil mi? Güneş ve ay gerileme yapmıyor. Allah'tan aslanım şimdi, da ben. Peki direkt ya da hızlı ne zaman hareket edebileceğiz? Hı. 2023'ün ilk 4 ayında diyelim. Hı. Ocak ortasından başlayarak. Özgürleşim. Yani Merkür gerilemesi bitiyor. Arkasından Uranüs gerilemesi bitiyor. İşte ocağın 20'li tarihleriydi yanlış hatırlamıyorsam. 24 Ocak olsa gerek. Ocağın bu 20'li tarihlerinden Nisan'ın yanlış hatırlamıyorsam 21'ine kadar ki zaman diliminde herhangi bir gezegen gerilemesi de yok. 3 ay. Demek ki 2023'ü tabii ki kullanalım hı-hı. tamamını ama ilk 3 ayında ocağın sonları Şubat, Mart, Nisan'ın aşağı yukarı 20'lerine kadar ki dönemde daha düz bir kulvar, daha hızlı bir ilerleme şansı olacak. Çok şükür. Ve ama orada da başka şeyler bekliyoruz başka işte. Başka problemler enerji olabilir. Enerji krizleri geliyor, kıtlık, susuzluk, salgın hastalıklar gibi faktörler, riskler de var. Ama burada hemen bir parantez açayım. Enerji krizi Mars gerilemesiyle hı-hı. alakalı ve ocağın ortasına kadar da o Ekim sonundan itibaren geliyoruz. Yani kış biraz zor ve özellikle Avrupa için soğuk geçecek gibi gözüküyor. Bu arada astrometeorolojiye bakarsak da soğuk bir kış olacak. Ha öyle mi? Türkiye için de mi öyle? Ama yani genel olarak. yani astrometeorolojiyi sadece ülke bazında kullanan birisi değilim. Bazı astrometeorologlar dünyada var. Hani lokal olarak da kullanıyorlar. Ben biraz daha genelliyorum. Ama Jüpiter ve Venüs gezegenlerinin Koç burcundaki kavuşumunu biz Mart ayı başlarında, Şubat sonundan itibaren de deneyimlemeye başlayacağız. Olumlu yönde nasıl bir etki yaratabilir? Bir, Koç sıcak tabiatlı bir burç. Yani o soğuk hava koşullarının içinde zaman zaman biraz daha ılıman yumuşamalar bekleyebiliriz. Bu da özellikle enerji krizi yaşadığımız için bizim için olumlu bir gösterge olarak görülebilir. İkincisi, Koç burcu da ateş elementi bir burç olarak, Mars yönetiminde bir burç olarak yine enerjiyle alakalı. Demek ki biz yaşadığımız enerji krizinden dolayı alternatif enerji kaynaklarını da daha hızlı bir şekilde harekete geçirmeye başlayacağız. Hı-hı. Örneğin güneş enerjisi, örneğin rüzgar enerjisi gibi. Zaten ikizler burcu havai burçlardan bir tanesi rüzgarlarla alakalı. Özellikle uzun vadeli konuşursak 2026'da Uranüs teknolojiyle alakalı ikizler burcuna geçiyor. Oradan sonra en çok kullanacağımız şeylerden bir tanesi rüzgar enerjisi olacak. Ne güzel, çok bu güzel. Bu alanda abi. Yatırım yapmak isteyenler şimdiden kendilerini dönüştürmeye başlasınlar, başlayanlar vardır.